gözlemleyebiliriz. Fireworks bizlere farklı sembollerin, farklı materyallerin oluşturulmasında da yardımcı oluyor. Bununla ilgili olarak iletişim bölümü içerisinde bir formun nasıl gözükeceği ile ilgili çalışmalar yapalım. Bunun için hem form elemanları hem de Fireworks içerisinde özel bir buton oluşturalım. Bunlarla ilgili çalışmaları yapmak için Common Library panelini aktif hale getirelim. Common Library içerisinde hem butonlar hem HTML'nin sahip olduğu bir takım farklı özellikler hem de diğer farklı programlarla kullanabileceğimiz sembol yapıları ve farklı materyallere görüntülemek ve kullanmak şansına sahip oluyoruz. Buradaki bölüm içerisinde öncelikli olarak HTML klasörü içinde iletişim formu içinde kullanabileceğimiz web elemanlarını sayfamıza sürükleyerek bırakalım. Text alanları radyo butonları açılan menüler ve checkbox'ları formumuz içerisinde farklı amaçlarla kullanabiliriz. Bunları ek olarak formumuz içerisinde kullanabileceğimiz ya da web sitemizin herhangi bir farklı yerinde değerlendirebileceğimiz buton yapılarında oluşturmamız mümkün. Farklı butonları sayfamıza ekleyebilir ve eklediğimiz bu butonlar üzerinde değişiklikler gerçekleştirebiliriz. Butonlarla ilgili değişiklikleri yapmak için butonu seçtikten sonra özellikler yani properties panelinden ismini değiştirebiliriz. Butonumuza gönder ismini verelim. Butonla ilgili görsel değişiklikleri için ise buton üzerine çift tıklayarak butonla ilgili diğer çalışmaları yapabileceğimiz alana girebiliriz. Çalışmamızı bitirdikten sonra mavi oka tıklayarak tekrardan sayfamızın yer aldığı tasarım alanına geri dönebiliriz. İhtiyacımız olan elemanları sayfamıza yerleştirdikten sonra formumuzu düzenleyelim. Öncelikle butonumuzu yerleştirelim. Form elemanlarımızı yerleştirmeden önce etiketlerini belirleyelim. Ad ve soyad bilgilerini alalım. Oluşturmuş olduğunuz metni hızlı bir şekilde kopyalayıp yapıştırarak birden fazla etiket süratle oluşturabiliriz. Align paneli bizim için her zaman hızlı bir şekilde hizalamamıza yardımcı olabilecek bir araç. Soyattan sonra iletişim formundan e-posta bilgilerini de alalım. Ve en son mesajı da alanımız içine yerleştirelim. Etiketlerimiz hazır. Şimdi bu etiketlere karşılık gelen metin alanlarını oluşturalım. Formumuz içerisinde ihtiyacımız olmayan form elemanlarını devreden çıkartalım ve butonumuzu uygun olan bölüme yerleştirelim. Şimdi formumuzu web ortamında gözlemleyelim. Ad, soyad, e-posta ve mesaj alanlarımız var ve
butonumuzun Fireworks özelliği olarak üzerine gelindiği zaman veya tıklandığı zaman farklı şekillerde görünümü de oluşturulmuş durumda. Formumuz içine eklemiş olduğumuz form elemanlarını ve yine Common Library'den eklemiş olduğumuz diğer objeleri seçip Properties bölümünün yanına yalan Symbol Properties'den farklı özelliklerini ayarlayabiliriz. İçinde yazılan yazılar, bunların font özellikleri, font büyüklükleri gibi birçok farklı ayarı Symbol Properties bölümünden yapmamız mümkün.